Cenab-ı Hak tarafından. Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taş'tan Müslümanlarla kurban kesmenin tavsiyelerde bulunarak kurbanın hükmüne dair açıklamalarda bulundu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine de Kevser suresiyle vacip kurban kılınmış. Kesmenin Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara vacip kılındığını dile getiren Taş'tan, maddi imkanı sahip olan Müslümanların bayram günlerinde kurban kesmekte mükellef olduğunu söyledi. Kurban, Cenab-ı Hak tarafından Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri insanlığa teşri buyurulan bir ibadettir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine de Kevser suresiyle vacip kılınmıştır. Mali imkanlara sahip olan Müslümanlar bayram günlerinde kurban kesmekle mükelleftirler. Taştan kurbanın Allah'ın rızasına uygun bir şekilde kesilmesi gerektiğini belirterek, kurbanlarını bağışlamak isteyen Müslümanların güvenilir vakıf ve dernekler aracılığıyla bu işi yapabileceklerini söyledi. Kurban Allah rızası için kesilen hayvanın adıdır. Küçükbaş hayvanlar bir kişi için kurban edilebilirken, büyükbaş hayvanlar birden yediye kadar insan için kurban edilebilirler. Ortakların tamamının Allah'ın rızasını gözeterek kurban kesmeleri şarttır. Et yemek amacıyla veya farklı bir amaçla kurban olarak kesilen hayvana ortak olunamaz. Dolayısıyla Allah rızası için kesilen kurbanların tamamı bir hayvanda toplanabilir. Kurban kesildikten sonra kurban vazifesi yerine getirilmiş olur. Fakat eğer bol sevap kazanmak niyetindeysek, o zaman kurban etlerinin paylaşılması, fakir fukaraya verilmesi daha uygundur. Hatta İmam Şafii'ye göre fakir fukaraya verilmeyen kurban, kurban yerine geçmeyebilir. Hanefi mezhebine göre ise bir insan maddi açıdan çok iyi durumda değilse, kurbanını kestikten sonra kurbanın tamamını da kendine bırakabilir. Fakat demeye çalıştığım şey şudur: Müslümanlar eğer sevap kazanmak niyetiyle kurban kesiyorlarsa, kurbanlarını en az üçe bölmeli, bir bölümünü kendi ve çoluk çocuğuyla yemeli, bir bölümünü fakir fukaraya, muhtaç insanlara dağıtmalı, başka bir bölümünü de kendi dostlarıyla, akrabalarıyla paylaşmalıdır. Kurbanın yenilenemeyen ve atılması gereken yerlerini sağa sola atılmadan güzel bir şekilde poşetlenerek çöpe atılması gerektiğini dile getirirken, kurbanın ibadet niyetiyle kesilmesi gerektiğini aktardı. Kurban kesilirken uzuvlarını sağa sola savurmadan, onları torbalarda yenmeyen yerlerini muhafaza etmek ve çöplere taşımak daha uygundur ve bir Müslümanın yapması gereken bir durumdur. Bir Müslüman kurbanın uzuvlarını, yenmeyen kısımlarını sağa sola atmak, hayvanlara vermek suretiyle sağa sola taşınmasını uygun değildir, taşıması uygun değildir. Kesinlikle kurbanlarımızı hijyen şartlarına uygun, sağlıklı alanlarda kurban kesmesini bilen insanlara kestirmeli ve dağıtım işini de demin arz etmeye çalıştığım gibi güzel bir şekilde, insanları üzmeyecek bir şekilde yapmalıyız.